Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'de faaliyete başlamasının ardından Yunanistan adeta tutuştu. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerine engel olmak için her yolu deneyen Yunanistan'ın tüm senaryoları suya düştü. Oruç Reis sismik araştırmalara başlarken donanma da Yunanistan'dan gelebilecek tacizlere karşı 24 saat koruma sağlıyor. İşte Doğu Akdeniz'de yaşanan tüm gelişmeler ve Türk donanmasının gücü. Yunan tarafı hüsnü niyetle hareket etmediğini bir kez daha göstermiş ve Mısır'la hiçbir hukuki temeli olmayan bir anlaşmaya yönelmiştir. Buradan bir kez daha altını çizerek ifade etmek istiyorum. Türkiye'nin hiç kimsenin hakkında, hukukunda, toprağında, denizinde, meşru çıkarlarında gözü yoktur. Bizim tek talebimiz bize de aynı anlayışta yaklaşılmasıdır. Türkiye gibi 780 bin kilometrekarelik dev bir toprak parçasını görmezden gelip birkaç kilometrekarelik adalar üstünden bizi sahillerimizi hapsetme girişimlerine elbette rıza göstermeyeceğiz. Dünyada hiçbir ülke böyle saçma ve temelsiz bir talebe boyun eğemez. Kahire ile yapılan korsan anlaşmayla Türkiye'nin mavi vatanını işgale kalkışan Yunanistan, Türk donanmasının net cevabı karşısında sessizliğe büründü. Sismik araştırma gemisi Oruç Reis'i fırkateynler eşliğinde Mısır Girit arasına gönderen Ankara'nın karşısına ne Atina ne de destekçisi ülkeler çıkabildi. Gemilerin bölgeyi terk etmesi için Türkiye'ye süre veren Yunan tarafı isteğinin gerçekleşmediğini görünce yine NATO ve Avrupa'ya yardım çağrısı yaptı. Masadaki işgal hamlesini sahada göstermeye cesaret edemeyen Yunanlılar Antalya sahilinden 250 km güneydeki Oruç Reis'i 6 korvet, 6 fırkateyn, bir de denizaltının koruduğunu iddia ederek kendi kamuoylarına düşman çok güçlü mesajı vermekle yetindi. Kaş, Meis hattında atak helikopterlerinin cirit attığı, Türk sihalarının Akdeniz açıklarını sürekli taradığı ve F-16'ların her an teyakkuz halinde olduğu mavi cephe, Atina tarafının psikolojik yenilgisiyle sonuçlandı. Yaşananları yorumlayan emekli tümamiral Cem Gürdeniz, Yunanistan'ın bir inandırıcılığı kalmadığına dikkati çekerek, Türkiye bölgedeki üstünlüğünü gösterdi. Benim orada beklediğim ciddi bir silahlı çatışmaya varacak bir gerginlikti. Türkiye ile büyük bir gerginliği ve sonu silahlı çatışmaya varacak bir süreci Yunanistan'ın göze alamadığı ve yönetemediği görüldü dedi. Yunanistan'ın inandırıcılığı yoktu. Türkiye bu manevrayla onu ispat etti. Hep dediğim şey, Türkiye 2-0 önde başladı. Sahayı ilan ettik, Navtex yayınladık, daha sonra 21 Temmuz'da geri çekilerek iyi niyet göstergesinde bulunduk. Üst üste iyilikler yapıldı. Bunun karşılığında Yunanistan büyük bir hata yaparak Mısır'la anlaştı. Türkiye'nin şu anki tutumu ve manevrası kadar doğru bir davranış olamaz. Atina, askeri ve diplomatik olarak Ankara karşısında çok büyük bir yenilgi aldı. Çünkü Türkiye'yi gereksiz yere aldattı. Uluslararası Adalet Divanı'na gideceğiz dedi. Sonrasında Mısır'la uluslararası hukuka uygun olmayan oldu bitti bir anlaşma yaptı. Bu çerçevede hileli diplomatik hareketinden sonra askeri gücünü kullanamadı. Askeri güç ve diplomatik güç bir arada olmazsa bir işe yaramaz. Türkiye ne yapıyor? Sahasını ilan ediyor, gerektiğinde o sahaya askeri gücünü de koyuyor. İşte Yunan bunu başaramadı. Yunanistan fiili bir müdahalede bulunmaya cüret ederse, o şartlar altında Oruç Reis'in yanındaki savaş gemilerinin müdahalesi kaçınılmazdır. Uluslararası örf, adet, çatışmayı önleme tüzüğü vardır. Buna savaş koşullarında bile riayet edilir. Uluslararası hukuk ve nezaketten kaynaklanır. Gemilerin açık deniz alanlarında birbirlerine saygı duyarak yaklaşması gerekir. Burada gergin bir durum olduğundan Yunanistan bunu bozmak için elinden gelen gayreti gösterecektir. Türkiye'nin burada gemiye fiziki bir zarar gelmeyecek tarzda önlemler alarak bu tip faaliyetleri caydırması gerekir. Zaten savaş gemilerimizin varlığı da onun içindir. Bildiğiniz gibi geçenlerde Yunanistan bir skandala daha imza atmıştı. Benim şaşkınlığım Yunan tarafına değil, benim şaşkınlığım insan hakları, özellikle göçmen hakları konusunda mangalda kül bırakmayan Avrupa'yadır. Bunu kapatmak ve üstünü örtmek için uyduruk bir teşkilat kurmuşlar. Adı da Frontex. Kabahatlerini ve yaptıkları insanlık dışı eylemlerini engellemek, daha doğrusu örtmek için ortaya koydukları bir teşkilat. Bizim de bu teşkilatta ortak iş yapmamızı istiyorlar. Yani cinayetlerine, kabahatlerine, insanları acımasızca katledebilme konusunda attığı adımlara bizi de ortak etmek istiyorlar.
Bu da kabul edilebilir bir durum değildir. Marmaris ilçesinin yaklaşık 13 kilometre açığındaki Yunan karasularında içinde biri Suriye uyruklu 3 kişinin bulunduğu özel bir tekneye Yunanistan tarafından ateş açılmıştı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'deki meşru çalışmalarının Yunan kıta sahanlığının ihlali olduğunu iddia ederek Türkiye'ye bölgeden ayrılma çağrısı yaptı. Türkiye'nin diyalog ve müzakere çağrılarına kayıtsız kalan Dendias, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis de başbakanlıktaki görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 21. asrın çağdaş anlayışına yüz çevirdiğini ileri sürdü. Dendias, Türkiye'nin 19. asırda yaşadığını ve buna göre hareket ederek emrivakiler yapmaya çalıştığını öne sürerek Türkiye'yi samimiyetsiz davranmakla suçladı. Türkiye'nin meydan okumalarına kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceği tehdidinde de bulunan Dendias, Türkiye'yi Yunan kıta sahanlığından derhal çekilmeye çağırıyoruz ifadesini kullandı. Yunan devlet medyası, Oruç Reis ve refakatindeki Türk donanmasına ait unsurların mevcut pozisyonlarını koruduğunu, bölgedeki Yunan filosunun durumu izlemeye devam ettiğini açıklamıştı. Başbakan Mitsotakis ve Dendias sabah saatlerinde başbakanlıkta bir araya gelmişti. Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin masaya yatırıldığı toplantı sonrası yapılan açıklamada, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri hakkında Avrupa Birliği Dış İlişkileri Konseyi'ne acil toplantı çağrısı yapılmıştı. Bakan Dendias, Amerika'nın Atina Büyükelçisi Geoffrey Piatt'la bir araya gelerek Doğu Akdeniz'deki gelişmeler hakkında Amerikalı Büyükelçiyi bilgilendirmişti. Genelkurmay Başkanı Konstantinos Florosa, Başbakanlık'ta Mitsotakis'e Oruç Reis'in faaliyetlerine ilişkin bilgi vermişti. Ankara, Doğu Akdeniz'deki meşru çıkarlarını diplomatik ve askeri faaliyetlerle savunmaya devam ederken, başta bölge unsurları olmak üzere uluslararası topluma müzakerelere dayalı kapsamlı bir işbirliği çağrısı yapıyor. Türkiye, Doğu Akdeniz'de en çok hakka sahip olan ülke. Bu yüzden bize karşı birleştiler. Bu yüzden elimizdekileri almak istiyorlar. Bir aslan etini 10 köpek paylaşmak istiyor. Biz sonuna kadar Akdeniz için mücadele vereceğiz. Bu konuyla alakalı Erdal Tanas Karagöl şu yazıyı kaleme almıştı. Türkiye'nin Libya ile imzaladığı deniz yetki alanları anlaşması, Doğu Akdeniz'de tüm dengeleri değiştirmişe benziyor. Çünkü bu anlaşmayla Türkiye, Doğu Akdeniz'de diğer ülkelerle deniz sınırlarını belirlediği gibi yeni haritayı da dünyaya ilan etmiş oldu. Tam bu anlaşmanın Türkiye'ye sağladığı deniz sınırları, yani Mavi Vatan konuşulurken başta Yunanistan, bölge ülkeleri ve bu ülkeleri destekleyen güçlerin karşı hamle yapmak için farklı girişimleri oldu. Geçen hafta Mısır'la Yunanistan arasında imzalanan sözde münasır ekonomik bölge anlaşması yok hükmünde olmasına rağmen kendilerine göre belirledikleri yeni bir harita ortaya çıkardı. Yunanistan bir yandan Türkiye ile anlaşmazlığı olan Mısır'la sözde münasır ekonomik bölge anlaşması imzalarken diğer yandan Doğu Akdeniz'de başta Güney Kıbrıs'la beraber Kıbrıs açıklarında tartışmalı alanlarda çıkarılacak doğalgazın Mısır üstünden Avrupa Birliği ülkelerine taşınması konusunda provokatif bir sürece giriyor. Mısır, Yunanistan'la yok hükmündeki münasır ekonomik bölge anlaşmasından Avrupa Birliği'nin, özellikle de Fransa'nın Yunanistan'ı cesaretlendirdiği anlaşılıyor ve son dönemlerde Doğu Akdeniz'deki görünürlüğü de aslında bunun bir işareti. Çünkü Almanya, Türkiye'nin Meis Adası açıklarındaki sismik araştırmaların ertelenmesi konusundaki arabuluculuğu rolüne rağmen Yunanistan'ın Mısır'la anlaşması bunu gösteriyor. Diğer yandan hiçbir hukukiliği olmayan Mısır, Yunanistan Münasır Ekonomik Bölge Anlaşması'yla kendince adaları ana kara gibi kullanarak, Türkiye'yi Antalya ve İskenderun körfezine sıkıştırarak nefes aldırmamayı denemesi, Türkiye'nin kabul etmeyeceği bir durumu ortaya çıkarıyor ve dolayısıyla Doğu Akdeniz'de suların ısınmasına neden oluyor. Yunanistan ateşle oynadığının farkında değil. Türkiye'nin Libya ile imzaladığı deniz yetki alanları anlaşmasına rağmen Yunanistan, Mısır ve Güney Kıbrıs'ın kendilerine göre sözde sınırlarını belirlemeye çalışmaları, deniz sınırları konusunda zaman zaman kazanma peşinde olduklarını gösteriyor. Mısır, Yunanistan'la arasındaki yok hükmündeki münasır ekonomik bölge anlaşmasıyla Türkiye ile yapacağı olası anlaşmadan daha az deniz sınırına sahip oluyor. Mısır'ın Türkiye düşmanlığı, kendi deniz sınırlarını Yunanistan'a hediye etmesine neden oluyor. Bu da Yunanistan'ın daha da provoke olmasını sağlıyor. Doğu Akdeniz artık Türkiye'nin sahip olduğu ve geniş sınırlarının olduğu önemli bir vatan parçası. Doğu Akdeniz'in ekonomi, siyasi, askeri açıdan stratejik önemi dolayısıyla vazgeçilmezliği vardır. Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikası deniz sınırlarını belirlerken artık birilerinin bize deniz sınırları dayatamayacağı, kendilerine göre sınırlar belirleyemeyeceği ve yeni haritaları empoze edemeyeceği bir politika. Hep söylüyoruz,
Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin deniz sınırları içinde olası keşfedilecek kaynaklar, yani doğal gaz ve petrol kaynakları, Türkiye'nin geleceğidir. Doğu Akdeniz'in enerji kaynakları, içeride dışa bağımlı olmayı bitirmek için 100 yıl sonra Türkiye'nin ayağına gelen en büyük imkandır. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de bu hakkını korumak ve kullanabilmek için askeri, ekonomik ve siyasi açıdan en güçlü döneminde olduğunu ifade etmekte fayda var. Dolayısıyla Türkiye, Doğu Akdeniz'de başlattığı sismik araştırmalar ve sondaj çalışmalarını ertelememeli, daha da hız vermeli ve bundan da vazgeçmemelidir. Türkiye, arabulucularla masaya otururken ve sismik araştırmalara karar verirken, Yunanistan'ın Mısır'la anlaşma yapması, fırsat bulduklarında Doğu Akdeniz'de Türkiye aleyhine neler yapabileceklerini görmek açısından önemli bir uyarı. Böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.